Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanlarından bahsedeceğim. Bir de tabloyu inceleyeceğim. 5K 6 yıldız parça ödülünü aldıktan sonra biraz daha canım istedi oynamak arkadaşlar. 1814'e kadar çıkardım puanımı. Şimdi gene bıraktım oynamayı. Hedefim 1800'ün üstüne çıkmaktı. Şansa destemi de güzel seçme imkanım oldu. Savaş alanlarında arkadaşlar deste hazırlamak çok önemli. Burada destenizi e, karolara göre nasıl seçtiğiniz falan hepsi çok önemli. İyi taktik yaparsanız e, kazanma ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Yani burada e, kimi daha hızlı yani kimin daha hızlı daha fazla canlı indireceğinden çok desteği nasıl hazırladığı, şampiyonlarınızı nasıl seçtiğinize bağlı zafer kazanmanız veya kaybetmeniz. E, mesela muhafaza karosunda e, ben daha en çok kimleri kullandım. ...ondan bahsedeyim. Şimdi oynamayı bıraktım. Zaten birkaç güne kapanacak bu beta. Ee, son günlerde... Nasıl bir taktik izlemeniz gerekir? Ondan bahsedeyim. Mesela arada Kitty Pride'ımı kullandığım oldu arkadaşlar. Sonuçta onun pasif yakmaları e, zamanla hasar veren zayıflatıcı atıyor. Kozmik alet sürücünün özel saldırı bir yakma ve lanetleme atıyor e, süper yeteneğiyle. Onun sayesinde kazandığım oldu. Doktor savunmaya atıyorum. Falcon zaten muhafaza karosunu iptal ediyor. Direkt banlanıyor. Havokum çok zafer kazandı e, savunmada. Nebula'yı hiç kullanmadım. Öyle süs gibi durdu Nebula. Tigra ile deli gibi e, dövüş aldım arkadaşlar. Tigra çok iyi iş yapıyor kesinlikle. Scarlet Witch bazen iş yap yaptı e, çeşitli kozmik şampiyonlara karşı böyle Kral Grup Terrax attıkları zaman bazen kullandığım oldu. tigram olmadığı zaman. Ölümsüz abominasyon zaten iyileşme e, yani irade gücünüz açıksa çok güzel iyileşme yapıyor. Domino savunmada kullandım daha çok. Diablo böyle taş adam e, Sasquatch falan çıkardıklarımda karşıma e, direkt Diablo ile onları tekliyorum arkadaşlar. Diablo ile çok taş adam indirdim. Kesinlikle çok iyi Diablo, Diablo alın derim. Koruyucu e, çok şart değil. Koruyucu da öyle süs gibi durdu daha iyi bir, ama başka bir seçenek yok diye yani daha iyisi koyabileceğim. Dragon Man ile çok fazla zafer kazandım arkadaşlar. Dragon Man biliyorsunuz köşede patlama hasarı veriyor. Muhafazayı saymıyor. Jabari Panteri savunmada kullandım. Güzel işler yaptı. Buz adamı pek kullanmadım. Killmonger savunmada kesinlikle çok iyi. Alev adamımı bir kere bile kullanamadım. Hep banlandı çünkü. Bir kere bile seçemedim Alev adamımı. Kıyamet kesinlikle savunma. Saldırıda asla kıyameti kullanmadım. Kıyamet çok uzun sürüyor çünkü adamı indirmesi saldırıda. Savunmaya attım hep kıyameti. Nemrut kesinlikle saldırıda mükemmel. Savunmada da mükemmel. Çok güzel iş yaptı. Ultron. Mesela rakibe Archangel seçtirmesine izin veriyorum. Ama karşısında kanama veya zehir başı çıkarıyorum. O Archangel hiçbir işe yaramıyor. Öyle taktik yaptığım da oldu. Sasquatch süs olarak durdu. Hiç kullanmadım. Köstebek adam kesinlikle kullanın. Kingpin de çok güzel iş yaptı. L1'indeki bozma biliyorsunuz ki rakibin yetenek sabitini düşürüyor ve ee, çok güzel şey olmasını sağlıyor. Ne derler? Bu hasar vermesini sağlıyor. Manyeto az kullandım ama metallere karşı böyle peni Parker'a zafer kazandığım oldu. Hyperion'ı saldırdığı bir iki kere falan kullandım yakmalarıyla. Daha çok savunmaya attım. Nick Fury kesinlikle olması gereken bir savunma. Zamanı en iyi uzatan Nick Fury çünkü. Böyle Nick Fury olur, Sasquatch olur. E, zamanı çok güzel uzatıyorlar. Kesinlikle alın savunmaya. Bisonister hiç kullanmadım. Ondan sonra Long Shot kesinlikle. L2 yakma hasarları çok iyi. Archangel. E, alın tabii ki Archangel'ınızı. Ama rakip genelde karşınıza kanama veya zehir bağışı birini çıkartıyor Archangel aldığınız zaman. O yüzden pek iş yapmıyor. Ben bu desteğiyle 1814'e kadar çıkartabildim. Ratingimi çok fazla mağlubiyet almadım. Arada destem kötü denk gelince mağlubiyet aldım da oldu. bazı insanlar mesela Warlock Herkül falan alıyorlar. Onlar ne zaman rakip saldırıya seçse hiç onda zafer kazanamadılar bana karşı. Çünkü Warlock ve Herkül çok uz uzun sürüyor indirmesi. Öyle söyleyeyim. Şankçı zaten iş yapmaz. Ondan sonra Guillotine 2099 belki savunmada iş yapar. Quake zaten zaman deli gibi öldürüyor olmaz. Taş adamı savunmayı alıyorlar ama ben hep taş adamı Diablo ile indirdim. Hiç Falcon ile indirmedim. Öyle taktik izledim. Ben bu taktiği kullandım. E, muhafaza Karosu zaten ilerleyen günlerde kalkacak, karo değişecek. Bu karoya izlediğim taktik buydu benim arkadaşlar. Oynamayı bıraktığım için bu taktiği sizle paylaşıyorum. Ben bu taktikle 1814 sıra 99'a kadar çıkabildim, daha da çıkardım. Ama e, daha fazla tırmanmaya gerek yok. Zaten beta bittiğinde bu puan resetleniyor, sıfırlanıyor. Ondan daha fazla yükseltmeye hiç gerek yok. E, doydum yani yeteri kadar. Ondan sonra şöyle listeye bir bakalım. Bir de zaten bir yerden sonra arkadaşlar hileciler başlıyor. Modcular geliyor artık. Mesela mafiosu Supremo bayağı kasmış. Ben bunu yendim biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kere eşleştim yendim onu. Bayağı kasmış o da. İyi bir destesi var onun. Ama tabii destesinin iyi olmasından ziyade kimleri bağlayacağınız veya kimleri seçmesine müsaade edeceğinize bağlı bu yani. Ben mesela orada onunla savaşırken kimi banladım e, kimleri karşısına çıkardım destesine göre falan onu iyi ayarlamıştım. İyi taktik yapmıştım. Öyle yenmiştim. Mesela e, banlananlardan da bahsedeyim birazcık. Şöyle desteden. Ben hep mesela e, geleyim şöyle. Nick kesinlikle banladım. Her e, savaşımda neredeyse Nick banladım. Ondan sonra e, Alev Adam'ı banladım. Mistiklerimin iş yapması için Alev Adam'ın banlanması gerekiyordu. Ve adamın savunmasına göre üçüncü banlayacağım değişirdi. Eğer adamın Penny Parker'ı varsa kesinlikle Penny Parker'ı banlıyorum. O da dövüşü çok uzatıyor. Çünkü Mephistos'u varsa Mephistos'unu banlıyorum. Çok uzun sürüyor ve yakma hasarı veriyor. Ee, böyle R4'lerinden sıkıntılı R4'ler varsa onları banlıyorum. Mesela Bay Fantastic R4 varsa banlarım. Ondan sonra böyle Ölümsüz Abomination R4 varsa belki banlarım. Değişir. Doom'u ba Doom, u, Doom u R4 varsa onu banlamıyorum. Diablo ile çok rahat indiriyorum çünkü Doom'u mesela. E, Nemrut'u anlamıyorum. Tigra'yı seçip Nemrut'u çok rahat hallediyorum mesela. Fa Falcon'u anlamıyorum mesela. Falcon'u seçmesine izin veriyorum adamın. Çünkü adamın karşısına yani Falcon'un pek kısa sürede halledemeyeceği adamlar çıkartıyorum. Veya Archangel'ı anlamıyorum. Çünkü kanama veya zehirbaşı çıkarttım o Archangel süs gibi duruyor orada. Aynı şey Falcon için de geçerli. Yani adamın karşısına Falcon çıkarttığım zaman kaybettiğim bir kere oldu. Onda da yani savunmayı iyi ayarlayamamıştım. Eee... Mesela Mysterio'nuz varsa Mysterio da iyi bir savunmadır. Falcon'un karşısında yani Mysterio'nun karşısında Falcon çıkartamazlar. Yetenek isabetini düşüremezsiniz çünkü. Mysterio'nun zırhını kırmadığınız sürece. Taktiklerim böyleydi. Ee, şöyle kaydedelim ve kapatalım. Falcon'u çıkar kapa yaptık. Listeye gelelim. Globalde 99. sırada görünüyorum. Lady Avenger diye biri birinci. E, Made in Brazil ittifakında Mac One diye biri arkadaşlar. 2018 puanla birinci değildi ama bazıları hiç oynamadı da arkadaşlar. Eğer hiç savaş alanına girmediyseniz önceki savaş alanı betasından kalma puanınız listede gösterilir. Benimki mesela hiç oynamamıştım neredeyse önceki savaş grubunda. Böyle 1600'de falan tutmuştum. Hmm, Fintech ve KT1'i görüyorum. 16-17'de bayağı kasmışlar. Happy Mac Muffins'i görüyorum. O da var. Beromen'i görüyorum. Onunla bir kere eşleştik. Ee, savunmayı yanlış seçtiğim için... Pardon saldırını yanlış aldığım için Beromen'e kaybetmiştim. Ondan sonra... Başka tanıdık var mı? Tanıdık, tanıdık. Tanıdık görmüyorum. Başka legisi var. 1837'de yakalamış onu da daha fazla oynamayacağım ben. 1800'ü geçmişken şimdi şey yapmıyorum. O Brutal Dialex burada. Onun destesi çok iyidir. Steeler var bizim ittifaktan. Ee, PBT'den biri. Onu yendim galiba o PBT'dekine. Ondan sonra başka tanıdık. Emre 55 diye biri var. Tanımıyorum ama Türk. Evet ben 99'dayım gördüğünüz gibi. ilk yüzde oluyorum bu sayede. TR sıralamasına bakalım. TR sıralamasında 14'teyim. Polat 53 diye biri birinci. Bakalım profiline. Hmm, profil temiz değil. Bu modcu belli ki arkadaşlar. 181 bin reytingle 6 yıldız rütbe 3 şampiyonu var. Burada bir sıkıntı var. Yani zaten listenin top 10'unda modçular var full. O yüzden zaten 1800'ü geçtikten sonra oynamayı bırakıyor. Hep modçular denk geliyor. Polat 53 modçu büyük ihtimalle. Jonathan'a bakalım. Evet Jonathan temiz görünüyor. Gerçi 1.490.000 reytingde 4 tane rütbe 3 olabilir mi? Emin değilim. Modcu değildir bence ama olma ihtimali var. Naim Üzen zaten KT1'in karşısında da çıktı. Sanırım modçu bu. İttifakı da yok. Execution'ın profiline zaten bakmama gerek yok. Deli gibi Legacy, KT1 ve Beromen'in videolarında gördüm ki direkt modçu. Sonra HCMA ittifakında arkadaşlar çok mod, modçu var galiba. Sanırım bu adam değil ama bu adamın e, ratingi reytingi de müsait. Destesi, yani e, şampiyonları da müsait. E, bu, bu adam temiz sanırsam. Oktay 38 diye biri. 720 bin reytingli. 3 tane rütbe 3'ü var. Evet bir sıkıntı var bu hesapta da bence. Avatar'a bakalım. Evet, 551 bin reytingli. 4 tane rütbe 3. Arkadaşlar gariplik var. Ondan sonra Türk İttifakı isimli arkadaşlar. Yani Türk yazıyor da. E, ee, Executioner oradaki çoğu kişi modçu olabilir. Ama ee, onları tanımıyorum tabii ki. Bu bunun destesi müsait. Yani şampiyonları normal görünüyor. 13.547 ve 2 milyon rating gayet normal olabilir. Ondan sonra Kasa Tora diye biri. Bakalım. Evet. Rating 662 bin ama 4 tane rütbe 3'ü var. Bir gariplik var. Zaten 4.5 buçuk milyonluk bir ittifakta. Evet Mr. Bean diye biri. Hmm. 1 milyon rating ama 4 tane rütbe 3. Birazcık garip. Ama modcu olmayabilir. Sonra Totti diye biri. 2 milyon 402 bin normal görünüyor. Ama ittifakta sadece kendisi de biri daha var galiba. O yüzden yine sıkıntılı görünüyor ama emin değilim. Emre 55 diye biri. 242 bin reytingli. Rütbe 1 şampiyonlarla bu sıraya kadar gelmiş. Açık ara modcu. Bunu söyleyebiliriz. Harun Baba diye biri. Hmm, bu da aynı şekilde açık ara modcu arkadaşlar. Zaten onların yanına gelmişim ben de oynamayı bırakmışlar. altında Turan İttifakı'ndan biri var. Turan İttifakı'nın mod kullandığını sanmıyorum. Bakayım şöyle. Evet temiz. Evet ondan sonrakiler bakalım modlar devam ediyor mu? 324 bin ile deli gibi alt yıldızlı. Bir, bir, gariplik var bunda da. 7 bela diye biri. Bir gariplik var. 878 bin ratingle nasıl rütbe 4'ü var? Tatkırıcı ne, ne ar oldu? Bir gariplik var. Böyle rütbe 1 ile doluysa işte açık ara modcu diyor. Mesela bu da açık ara modcu. Baksanıza rütbe 3'ü var adamın. 8, 327 bin reytingle nasıl rütbe 3'ü yükseltiyor şampiyonunu? Belli ki hikaye maceralarını hile ile e, kendine saldırı basarak veya rakibin canını düşürerek e, geçmiş hızlıca. Bunlar modcu büyük ihtimalle. Bildiğiniz modçuların arasına yerleşmişim ben şu anda. Tabii e, hı, bu temiz sanırsam. Ratingi normal görünüyor. Yine 1.7 milyon çok yüksek değil ama 1.7 milyon kabul edilebilir bence yani bu gayet normal. Artık ratingler çok yavaş yükseliyor ama oyunda çok rahat yükseliyorsunuz. Ama yani böyle 500 bin, 700 binden rütbe 4'e sahipseniz bir gariplik var demektir yani. E, TR listesi de bu şekilde. Tanıdık pek göremedim yakın yerlerde hiç. Aynen. İlk 50'ye bakayım. Ha Bilal abi burada. SGA1'dan çok yok. Ama dediğim gibi buralara gelince artık e, globale baktığımızda da deli gibi hacker geliyor. Zaten globalin de çoğun e, top 20'sini, 50'sini falan hackerlar oluşturuyordur, modçular oluşturuyordur. Aralarından birkaç kişi temizdir tabii. Herkes değildir. E, şey. Bu savaş alanları beta'dan çıktıktan sonra kavamın kesinlikle bir çözüm bulması gerekiyor bu modçulara gerçekten. Ee, gerçekten yani sıralamada haksız yere öne geçiyorlar. Ben o yüzden zaten 1800'ü geçtikten sonra oynamayı bu yüzden bıraktım. Modçular yavaş yavaş gelmeye başlayacak karşıma. Bir kere bile modçu gelmedi benim buraya kadar karşıma. Sanırım bir tane geldi. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. E, bugün oynadığımda bir tane geldi. Onun dışında e, savaş alanları bu şekilde çok zevk aldığım bir mod gerçekten çok keyifli. Yani böyle Yu-Gi-Oh oynayan var mı aranızda bilmiyorum ama Yu-Gi-Oh'ta da desteniz olur ya. Destenizi nasıl ayarlarsınız? Elinizdeki kartlara göre nasıl bir taktik yaparsınız? Burada da aynı mantık. Zaten ödüllerde baksanıza Yu-Gi-Oh kartı koymuşlar resmen buradaki <laughs> resme. Yani tam Yu-Gi-Oh kartı değildir belki ama çok benziyor. Onların arkası da bu şekil. Öyle güzel bir hava veriyor, insana güzel bir keyif veriyor. İnşallah yakın zamanda gelecek ana oyuna ve güzelce oynayacağız. Evet bu videomuz sonuna geldik. Savaş alanları ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.